İsra ve Miraç esasen ikisi de yürüme manasına geliyor. Yürüyüştür. İsra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu anda Beytullah dediğimiz haremden Mescid-i Aksa'ya kadar olan yürüyüşünün adıdır. Oradan oraya gitmesi bizzat fiili olarak İsra yani yürümek. Bunun adı İsra'dır. Efendim. İki, Mescid-i Aksa'dan Sidre-i Münteha'ya kadar Resulullah'ın gidişinin adı da Miraç'tır. Hem gidişine Miraç denir, hem onu taşıyan vasıtanın bir manada asansör diyelim bugünkü tabirle, onun adına Miraç diyoruz. Her iki manada da yürüyüş vardır. Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilme, vuslat edebilme seyahati, seyri vardır. Esasen Peygamber Aleyhisselam Efendimizin doğduğu coğrafyaya baktığınız zaman onu dış tabiatta meşgul edecek doğru dürüst bir şey bulamazsınız. Yani her taraf çöldür. Bir insan o şartlarda efendim düşünse neyi düşünebilir ki? Ben Karadeniz'de arkadaşlara zaman zaman konuşurum. Şimdi önümüzde deniz, arkamızda dağlar, ormanlar, dereler vesaire. Bunların tamamına insanoğlu baktığı zaman hakikaten hoş zaman geçirir. Yani insanın gönlünü fevkalade bir nispette eğlendirir. Efendim, Marmara'da öyle, Ege'de öyle. Ama şimdi bir de kendinizi bunların dışında tamamen çöl bir arazide kabul edin. Ne ile kendinizi eğlendireceksiniz ki? Veya sizi meşgul edebilecek dış tabiatta ne var ki? İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı Mekke şehrine baktığımız zaman onu dış tabiatta eğlendirecek, kendisine çekecek, cezbedecek herhangi bir gücün olmadığını görüyoruz. Tabi bunlar aslında tesadüfi de değil. Allah Muhammed'ini öyle seçmiş ki hem alemin zübdesi, özü, mahlukatın ve hem de onun sevgilisi. Bir tabirle aşıkla maşuk. İstiyor ki Muhammed'i zatından başkasını da düşünmesin. Eğer manzarası mükemmel yerlerde olsaydı onu dış tabiat belki de meşgul edecekti. Fıtratında insanlık olması münasebetiyle bu da doğaldır. Ama Allah öyle murad etti ki onu dış tabiatta hiçbir şeyle de meşgul etmedi. Şimdi Havazin kabilesinde malum Hazreti Halime ben onu diyor aldım diyor çocuk arıyoruz diyor kayboldu. Meğer o Havazin kabilesinin etrafı da küçücük dağlar. Ama böyle tümbi dediğimiz dağcıklar çok fazladır. Suud topraklarında bilhassa. Havazin'de de bu tip bu kabil dağlar var. Aleyhisselam Efendimiz evden ayrılıyor. Böyle bir dağcığın üzerine çıkıyor. Sırt üstü yatıyor. Akşam vakti oluyor. Gelen yok, giden yok. Allah'ın sevgilisini bir dağcığın üzerinde diyelim, sırtının üzerine yatmış o çocuk yaşta semadaki yıldızları seyrederken ne büyüksün ya Rabbi. Düşünebiliyor musun? Bu çocuk şimdi o yaşlardaki çocuklar yeni yeni konuşmaya başlarlar. Ama genelde dikkat ederseniz çocukların o çocukluk çağında hemen hemen en kolay söyledikleri, rahat söyledikleri kelime ve cümlede Allah'tır. Enteresandır. Yani Allah'la başlayan cümleleri o çocuklar rahat söyler. Bütün çocuklar için durum böyle. Demek fıtratındaki özle insan çok rahat. Buluşunca dili de onu söylemekte zorluk çekmiyor. Ne büyüksün ya Rabbi. Efendim, buradan ben şuraya geleceğim. Miraç'tan evvel
Peygamber Aleyhisselam Efendimiz o günlerde İslam'ı yaymak için Taif'e hicret ediyor. Taif olayı başlı başına bir alemdir. Mekke'de en yakınlarından en uzak insana kadar ne bileyim akrabaları, farklı farklı kabilelerin insanları hiç dinlemedikleri gibi artık eza ve cefa dönemine de başlamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ifade vardı, bıktı adeta. Yani inancına bir vatan arıyor. Şimdi ona bunu emreden Allah, ama işin enteresan tarafı o şartlarda onu yaşatan da Allah. Şimdi istiyor ki o inancını dış tabiata, insanlara da rahatlıkla yansıtsın. Onlar da onun yaşadığı alemi, inancı yaşasınlar. Gel gör ki Mekke insanı enteresan inadı var. Yani haşim tabiatlı, efendime söyleyeyim karakteri sert, mizacı karakteri sert ve de mümkün mü yaşı kendisinden az olan bir insanın dediğine tabi olacak. Mağrur, gururlu, kibirli dediğimiz bir tablo. Ebu Cehil'e gidiyor, mümkün mü onu kabul etsin? Ebu Leheb amcası, öz amcası kabul etmiyor. Hatta akıl planında onun dediklerine evet diyenler, affedersiniz gönül planında, dış tabiatı açılıp da evet diyemiyorlar. Onun için ilk yıllarda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını tetkik ederken görürsünüz ki ona vahiy geldiği zaman sahabesini onu okurken diğerleri gizli gizli dinlerler. Hatta bazılar birbirine orada rastlarlar. Sen de burada ne arıyorsun ki? Enteresandır. Bu bir noktada doğan bir çocuğun risalet sahibi, peygamberin ulul azim olmasının bir başka manada çok ciddi bir ifadesidir. Büyük bir peygamber geliyor. Ama bütün şartları zorlayarak geliyor. Rahat elini kolunu sallayarak, ne güzel söyledin, aferin demek suretiyle değil. Tohumun çatlaması gibi şartları çatlatıyor. Ve oradan zuhur ediyor Allah'ın sevgilisi. O şartlardan zuhur ediyor. İşte İslam'a vatan ararken Taif yolculuğu oluyor. Taif'e gidiyor. Ey Taif halkı! Elimdeki Kur'an'ım, dilimdeki imanım, dilimde ve gönlümdeki imanım ile eşi ve benzeri olmayan Allah'a iman etmeye davet ediyorum sizi. Şimdi işin garip tarafına bakın. Mekke'de hiç olmazsa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i aklı başında yaşlı insanlar karşılar, muhatap olurdu. Taif'te öyle bir alay alıyorlar ki muhatap bile kabul etmiyorlar. Değil yani konuşacak insan bulması. Yol bir cadde Taif'te, o tarihlerde mevcut olan bir cadde, sağına soluna çocuklar dizilir, ellerine taşçıklar alınır ve Peygamber Aleyhisselam taş yağmuruna tutulur. Diz kapaklarına kadar kan revan içerisinde kalıyor. Taif o zaman ciddi bir yeşilliğe sahip, aynı zamanda hurmalıkların bulunduğu münbit bir arazi. Bir hurmanın altına geliyor, ağaca yaslanıyor. Bitkin vaziyette Hazreti Cebrail gelir. Ya Muhammed, halini görünce yeter ki sen iste, dile. Rabbim şu iki dağı birbirine kavuştursun. Taif de iki dağ arasında, yani vadi içinde bir yer. Efendim, bu Taif halkını yok etsin, helak etsin. Öyle bir rahmet sahibi ki, Allah şefaatinden mahrum eylemesin, orada bile kendine gel. Ya Cebrail, ben alemlere rahmet olsun diye gönderildim. Estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Nasıl olur da bu insanların helak olmasını isteyebilirim? Çok ciddi ve de büyük bir dua. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Ya Rabbi,
Bu kavim seni ve beni bilmez, tanımaz. Yani isyanın temelinde yatan aslında seni ve beni tanımamak. Yoksa senin gücünü, kuvvetini, azametini, servetini, zenginliğini bu kulları bilse enayi midir isyan edecektir? Etmezler ya Rabbim. Tanımıyorlar seni ondan. Beni de tanımıyorlar. Sen seçtin beni ama onun için tanımadıkları için de isyan ediyor. Onlara sen, bakın şu inceliğe, hidayet nasip eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu manada hakikaten emsali görülmemiş bir varlık. Onun için Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'te, zat-ıma mir'at edindim zatını, bile yazdım adım ile adını diyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin merhameti ifadeyle anlatılan, izah edilen bir tarz değil. Şimdi beşer mantığına göre bir insan bu kadar çile çekecek ve ondan sonra dönecek, ona rahmet okuyacak. Yani hakikaten hafsalanın bunu kabul etmesi zor bir olay. Zaten Cenab-ı Hak onda öyle bir tecelli ile zuhur etmiş ki o parlaklık gözleri kamaştırdı. Hakikat her şeyde belli. Her halinde belli. Yani her noktasında, her zerresinde belli olmasına rağmen, görünmesine rağmen tıpkı yarasanın güneşi görmemesi gibi insanoğlu kamaşıyor. Seyredin. Böyle bir efendim Taif halden sonra Peygamber Efendimiz orada da sadece yanılmıyorsam ismi farklı söyleyebilirim. Abbas olması lazım. İsminde bir köleyle efendim karşılaşıyor. Onunla bir sohbet ediyor orada. O sohbet esnasında Yunus Aleyhisselam'dan, Ninova'dan bahsedince, nerelisin? Ninova şehrindenim. Sen diyor benim kardeşim Yunus'un memleketlisisin demek. Aa sen Yunus'u nereden biliyorsun? O benim kardeşimdir diyor. Aralarındaki sohbette. Şimdi incelik burada Mehmet Bey, Fahri Alem Efendimiz ümmi bir insan. Yani şu ana kadar hiçbir müsteşrik kalkıp da Resulullah'ın tahsil yaptığını iddia edememiştir. İşin zaten derinliği burada. Hiç okuma bilmeyen insan, hiç yazma bilmeyen insan, bir satır kitap okumamış insandan öyle haller, öyle olaylar, öyle sözler zuhur ediyor ki mantık allak bullak oluyor. İfade edebildim mi? İşte o zat Müslüman oluyor, o köle dediğimiz zat. Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz de bunun üzerine tekrar Mekke'ye dönüyor. Bu bitkinlik diyelim, netice alamama. Taif de öyle, Mekke zaten bir başka alem. Yorgun bir vaziyette. Affedersiniz, Recep ayının işte bu gece, 27. gecesi. Efendim, enteresan bir olay oluyor. Biz buna moral çökmesi mi diyoruz, bozukluğu mu diyoruz? Yani ümitlerin bitti zannedildiği noktada Hazreti Cebrail geliyor. Allah sevgilisine, efendim, rivayetler enteresandır. Kalk diyor, ne yatıyorsun diyor. Aşığın maşuğuna kavuştuğu andır bu gece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu müjdeyi alınca bir anda diriliyor. O yorgunluk, o çile, o meşakkat artık sahibine huslat edecek, mirac edecek. Onunla görüşecek. Ala rivayet, sorduğunuz sorunun özü, Peygamber aleyhisselam hayatında 3 defa inşirah olayı. Yani
inşirahı kalp. Elem neşrah leke Sadrek. Biz onun kalbini yardık. Allah sevgilisinin kalbi yarılıyor. Ameliyat ediliyor. Üç defa. Bir, Havazin'de çocukken. İki, Hira'da ilk vahiy geldi. Gelmeden önce. Üç, bu gece işte Miraç'ta. Zemzem'le beraber Hazreti Cebrail o mübarek kalbini efendim yıkıyor. Allah'ın nazar edeceği bir mekan haline efendim getiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz artık Cenab-ı Hakk'ı seyirde zerre nispetinde bir engelin onun gönül dünyasında olmadığı bir şekilde efendim vuslata diyelim veyahut da cemalullah-ı müşahedeye hazır hale getiriliyor. Dilersen buradan biraz devam edeyim. Miraç bir başka alem. Hazreti Fahri Alem Efendimiz kapıyı açıyor. Bir de ne görsün? İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam. Yani hepsi birlikte. Dört büyük melek de hazırdır. Hazreti Azrail de hazırdır. Efendim, Allah'ın sevgilisini Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyacak olan Burak. Burak rivayetlere göre merkepten büyük, katırdan küçük. Yüzü insan yüzüne benzeyen. Ve fakat fevkalade bir güzelliği olan bir mahluk. Allah, Allah'ın sevgilisini, Muhammed'ini taşımak için bir defa hayatında Burak vazife yapmıştır. O da bu Miraç gecesi. Onun için Allah halk ediyor onu. Dikkat edin. Yani çok özel bir varlık. Peygamber Aleyhisselam'ı gördüğünde çarpılıyor. Şimdi burada çarpılma derken hatırıma Hazreti Yusuf'un olayı geldi. Hazreti Yusuf diyor ki, affedersiniz Hazreti Ayşe validemiz, Kenan diyarının Yusuf'unu görüp de onun güzelliğine kapılıp parmaklarını kesen kadınlar, eğer Allah'ın sevgilisi Muhammed'i görseydi, kalplerini parçalardılar. O kadar güzel diyor. Hazreti Fahri Alem Efendimiz de ben kardeşim Yusuf'la semada görüştüm. Kainatın yarı güzelliğini Allah Yusuf'una verdi diyor. Allah Allah. Şimdi öyle büyük bir şey. Tabii bu kadar güzeli görüyor Burak. Heyecanlanıyor. Neşeleniyor. Şaha kalkıyor. Derhal Hazreti Cebrail kendine gel diyor. Yemin ederim ki haşir sabahına kadar senin sırtına Muhammed'den eftal bir varlık gelmemiştir ve kıyamete kadar da gelmeyecektir. Böyle olmasına rağmen rivayetler enteresandır. Neden ben bunu yaptım diyor. Bu neticede bir edepsizliktir hayvan. Terler içerisinde kalmış. Mevlana diyor ki, evet diyor Burak onu yaptı. Fakat diyor, Burak diyor nasiptar bir varlık olmasına rağmen neticede bir hayvandır. Hayvan olmasına rağmen onun kıymetini, değerini bilmiş de terler içerisinde kalmış. İncelik burada. Şimdi tabii Resulullah'a ümmet olma şerefine layık ümmetin herhalde bu olaya bakarak biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Yani bu ben Resulullah'a ümmetim diyerek peygamberi sollayarak kimse bir yere gidemez. Burak bile ona hayran. Hayvanlar bile sana aşıktır efendim. Sana aşık olmayan hayvan bile olamaz ya Resulallah. Söz sözü açıyor. Devam edeyim mi müsaadenizle? Efendim hicret ederken Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Sevir mağarasına malum yılan geliyor ısırıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimizin ayağını konuşuyorlar Peygamber Aleyhisselam'la.
Sen şimdi gel bunu mantıklı anlat. Oğlum zaten onu anlatırsan bunun adı inanç olmaz. Ne olur? Matematik problemi. Anlatabildim mi? Bazı arkadaşlar inançla problemleri karıştırıyorlar. Gönül işin de mantığın yeri yok. Seyri sülükte teslimiyet esastır. Seyirde, Allah'a vasıl olmada Müslüman teslim olacak. Yaşadığı hali mantığına vurup anlatacak. İşin hikmeti de burada. Korkma, onlar o kadar güçlü, aklı tatmin eden, doyuran kurallar ki, senin aklın nedir oğlum, nesin sen yani? Aklının da şahitleri hep yalan konuşuyor. Gözün, kulağın, dilin, öyle değil mi? %100 şahitlik yapabiliyor mu? Şahitleri nakıs, hakimin vereceği karar %100 elbette doğru olamaz. Ama tabii. Ama gönülde şaşma yok. Tabii bunu istismar edenlere cevabımız, haşa kimse aklını inkar etmiyor. Hakikat yolunda vasıl olmada diyoruz. Dikkat edin. Yani hakka vasıl olmada, Allah'a vasıl olmada, muhabbetullah'ı yaşamada. İzah edebildim mi? Burada aklın yeri yok diyoruz. Şimdi bir delikanlı bir kızı severken, bunun kaşları 10 santimetre, burnu şu kadar santimetre, dudakları şöyle, yanağının rengi böyle, hesap ederek mi sever? Yoksa kaptırdım gönlümü, eyvah nedir bu diyerek mi sever? Orada matematik yok, gönül var. İşte biz bundan bahsediyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi efendim, Hazreti Cebrail ile birlikte Resulullah Burak'ın sırtında yıldırımdan hızlı hareket eden bir varlık Burak. Mescid-i Aksa'ya gelirler. Mescid-i Aksa'da peygamberler ervahı hazırdır. Hazreti İbrahim Halilullah Efendimiz, Hazreti İsa Ruhullah Efendimiz, Hazreti Musa Kelimullah Efendimiz, Hazreti Adem Sefiyullah Efendimiz, kısaca insanlığın büyük liderleri orada. Peygamberler orada. Resulullah'a istikbal ediyorlar. Hoş geldin ya Muhammed, hoş geldin ya Muhammed. Mescid-i Aksa'da. Ve kendisini tanıtıyor. Bütün peygamberler bir sıfata maliktir. O sıfatlarıyla birlikte Hazreti İbrahim, ben İbrahim Halilullah. Zaten Resulullah Efendimiz onun sülbinden aynı zamanda. Hazreti İsa, ben İsa Ruhullah. Hazreti Musa, ben Musa Kelimullah. Allah'ın kelam, sıfatına mazhar olmuş. Hazreti Adem, ben Adem Sefiyullah. İnsanlığın atası. Hülasa, hepsi kendini tanıttıktan sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e sıra gelir. Ben cenneti kapısını ilk defa insanlığa açacak olan Muhammed. Allah bu tasarrufu verdi bana. Ben sırattan geçmekteyken cehenneme düşme tehlikesiyle benim şefaatimle kurtaracak olan Muhammed. Ben makamı Mahmud'un sahibi Ahmet ve Muhammed. Ben peygamberlerin dahi nefsi dediği dönemde onlara da şefaat hakkı alacak olan Muhammed. Anlatıyor. Fakat ve la fahr. Bütün bunlarla ben gururlanmam. Niye? Allah'ın bana bir ihsanıdır. İşte Resulullah'ın bu tevazusu kullukta doruk noktadır. Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Onun için bakın önce o kul, ondan sonra resuldür. Şahadette Müslüman önce peygamberin kul, daha sonra resul olduğuna şahitlik ediyor. Allah'ın sevgilisi bunu böyle istediği için. Tevazuan Rabbinin nimetlerine karşılık
Benim tek vasfım diyor ona köleliktir. Allah Allah. Şimdi tabii o tadı almış insan. Burada kölelik derken, esaret derken elin kolun bağlanması değil. Her şeyini Allah'a vakfetmesi, vermesi. Ruhun Allah'ın eline teslim edilmesi. Düşün ki o ruh, peygamber de zaten Allah sevgilisinde, Allah şefaatinden mahrum etmesin. Aşk hali kesintili değildir. Daim bir aşk hali vardır onda. Yani kabız vesaire yok onda. Bast ve kabız halleri sana bana mahsus. O devamlı aşk, yani seyirdedir hakkı. Günde 70 bin hicap Cenab-ı Hakk'ı seyrediyor. Yani 70 bin ayrı tecelliyle Allah'ı seyrediyor. İşte bu tanışmadan sonra bazı rivayetlere göre burada efendim Allah'ın sevgilisi peygamberler ervahına imamlık yapıyor. Efendim bazı rivayetlere göre de semada, Beytullah'ın üstünde Beytül Makdis'te peygamberler ervahına imamlık yapıyor. Ama her ikisi de bana göre mümkünattandır. Hem orada hem orada imamlık yapması da caizdir. Bunda hiçbir beis yoktur. Beytül Makdis'teki imametinde Hazreti İbrahim Sefiullah kalkıyor. İbrahim Halilullah affedersiniz. Onu mahlukatın efendisi olarak, Allah'ın sevgilisi olarak bütün peygamberlere ilan ediyor. O hepimizin gülüdür diyor orada. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Ayeti kerimede estağfirullah. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksellezi barekna havlehu li nuryehu min ayatina innehu ve semi'ul basir. Bak ona biz diyor delillerimizi. Yani Allah bir alem yaratmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz bu galaksiler topluluğu? Yüz binlerce galaksi. Her galakside milyarlarca yıldız. Şimdi Allah o kadar zengin ki murad etti ki bu zenginliği mi biri de görsün. Kim olsun o? Bütün mahlukatı onun yüzü hürmetine yarattı. Muhammed'im görsün. Tamam mı? Ha şimdi alemi seyret, zenginliğini gösteriyor. Varlık alemini Resulullah'a göstermesi, bütün alemleri seyrettirmesi, zatının gücünü, kuvvetini, azametini, yapmayacağı hiçbir şey olmadığının ifadesidir bu aslında. Bir başka manada da en büyük ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün kainata, mahlukata Muhammed'ini delil olarak gösteriyor. Yani bu benim varlık, beni ispat eden delildir. Muhammed'ine kainatı delil olarak gösteriyor. Bak Muhammed'im diyor. Aleme de Muhammed'ime bakın diyorum. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şudur. Resulullah'ın ayet olması, delil olmasıyla alemin delil olması arasında aslında bir fark yok. Bütün kainat Allah sevgilisinin açılmış şeklidir. Ya Muhammed deyip geçme. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. İzzetin kıldığımız hizmet yeter diyor. Yeter ki biz ona ümmet olalım. Yani bu kainat Fahri Alem Efendimiz'in açılmış şeklidir. Onun için ona zübde-i alem denir. Alemin özü. O bir tohum. Kün feyekün, künün o ilk tohumu. Açıldı Muhammed Mustafa. Şimdi zübdesi insan suretinde seninle benimle. Yani kendi asrında. Levlâke levlâk lemâ halektüle. Seni yaratmasaydım Muhammed'im. Hiçbir şey yaratmayacaktım. Sana olan aşkım bu alemi
halkıma vesile oldu. Yaratmama sebep oldu buyuruyor. Anlatabildik mi? Ha, bütün alemi ona seyrettiriyor. Gücünü, kuvvetini. Zaten Allah'ın gücüne, kuvvetine o Muhammed öyle inanmış ki edep ediyor başını kaldırıp seyre. Mevlid-i Şerif'te Süleyman Çelebi Hazretleri söyleşürken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Aldı oğul şahı cihanı ol zaman Sidre'ye gitti ve götürdü hemen. Gördü gök ehli ibadette kamu, her biri bir türlü daatte kamu. Kimi tahlilu, kimi temcid okur, kimi tesbihu, kimi tahmid okur. Kimi kıyamda, kimi kılmış ruku, kimi hakka secde kılmış bahuşu. Kimisin aşkı hak almış durur, vallahu hayran mest kalmış durur. Hep gök ehli cümle karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Merhaben bik ya Muhammed dediler. Ey şefaatkan Ahmet dediler. Her biri kutluladı miracını, dediler giydun saadet tacını. Yuri kim meydan senindir bu gece, sohbeti sultan senindir bu gece. Yani bu gece Allah'la sohbet senindir. Yürü bakalım bütün belayı kervahı. Allah'ın sevgilisine istikbal ediyor onu. Melekler alemi bayram yaşıyor. Kimisi kıyamda onu. Bütün melaike ervahı Allah'a ibadettedir. Kıyamda, rükuda, secdede, okuyarak, tesbihte, tahmitte vesaire. Ama onu seyir için hepsi istikbal, ya istikbal ediyorlar. Hoş geldin, hoş geldin. Kutlu olsun Miraç. Böyle bir alem. Onları seyrediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Miraç'ta o melaike ervahını, sadece o yıldızları filan değil, çeşitli mahlukatı seyrediyor. O mahlukatın tamamı da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seyrediyor. Yani Allah varlığını hem mahlukata hem Muhammed'e gösteriyor. Böylece Allah kendini anlatıyor, zatını anlatıyor. Değil mi? Muhammed'deki nükte de o, mahlukattaki de o. İşin hakikati onu okumak. Onun için Kur'an'da ilk emir İkra bismi rabbikellezî halek. Seni yaradan Rabbinin adıyla. Bu ne demektir? Bunun manası kainatta Rabbini oku, gör. Kör olma. Ahmak herif, bu kadar varlık tesadüfü midir? Allah Allah. Bir bakıyorsun ki ağaç kökleri vasıtasıyla toprağın suyunu ömüyor. Emme basma tolumbası gibi ta doruk noktada 100 metre büyüklüğünde bir ağaç kabul et. En tepedeki yaprakçığına kadar o suyu taşıyor. Ne bu güç değil mi? Anlatabildim mi? Ha bunlara. Bu nedir işte? Allah'ı okumak, bütün bunlarda o gücü, o kuvveti. Allah'ı seyretmek. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, görmediğim Allah'a inanmam. Allah Allah. Deme her yerde Allah görülüyor. Ama göz olsun da görsün. Allah gören gözü nasip eylesin. Bu bir mucize. Soruyorum, rüyada olan bir hadiseye mucize demek mümkün mü? Rüya gördüm dedim, olur biter. Yani sonra rüya görülen rüyaya niye itiraz etsin millet? Kureyş özellikle o günün, efendime söyleyeyim, itirazları doruk noktaya çıkmış. Kureyş'in böyle bir iddiaya vereceği cevap, demedik mi bu adam zaten Mecnun'dur. Şimdi bak ne iddia ediyor. Olayın ruh ve ceset oluşunda adamların isyanı. Nasıl olabilir? Mantık kabul etmez. Enteresandır. Şimdi delillere geçeceğim ben. Ama bu iddiayı ortaya atanlar müsteşriklerdir. Yani bu tarih zaman içerisinde bakın.
oryantalistlerdir. Hazreti Muhammed'in gözüyle olaylara bakanlar değildir. Arkadaşlarımız oyuna geliyorlar. Evvela burada bir nefislerini hesaba çekmeleri lazım. Yani bir rüya görmüş Peygamber Aleyhisselam, haşa sabahleyin kalkmış, anlatıyor onu bize şeklinde bu izah edilirse Peygamber'e Mecnun diyenle bu mantık arasında hiçbir fark olmaz. Onun için burada iman konuşması lazım. Olayın izahına gelince şimdi ayeti kerime de az evvel okuduğum ayette Allah özellikle esra bi abdihi abid kelimesini koydu oraya. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e işaret ederek ruh kelimesini koyabilirdi. İzah edebildim mi? O zaman derdik ki hakikaten bu olay cesetle olmayan, sadece ruhlu olan bir olaydır. Şimdi bu arkadaşlar abid kelimesini nasıl izah ediyorlar? Onu bana ifade etsinler. Abid kelimesi cesedin taşıdığı insandır. Yani cesettir, ceset. Ha, bunun içinde elbette ruh da var, canlısın tabii. İzah edebildim mi? Ha, ondan tecrit edilmiş, bedenden tecrit edilmiş ruh şayet olmuş olsaydı, Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri bir başka beyan ile onu ifade etmesi gerekirdi ki, haşa bu ifade Allah'a nakıstır. Çok samimi konuşuyorum. Allah'a da iftiradır. Kur'an aynı zamanda edebiyatta doruk noktada bir kelamdır. Sen bu kadar iddialı bir kitabın en fazla müddei olduğu konuda, yani iddia sahibi olduğu konuda onu zaafa düşüreceksin. Abid kelimesiyle ruh ifade edildi diyeceksin. Böyle bir iddiayı ifade edene Merih'te bir tımarhane olsa oraya gönderirlerdi onu. Açık konuşuyor. Bu ilim adına. Ma kezzebel fuadu mari'a. Ma kezzebe, yalanlamadı. Ne? El fuadu. Kalbi. Kimin? Resulullah. Neyi yalanlamadı? Mari'a. Baş gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor. Peki ria kelimesini ruhun görmesi olarak hangi insan anlatabilir, izah edebilir? Bu da Kur'an'ın inceliğine, edebi bir, efendime söyleyeyim, üstünlüğüne uzatılmış bir dildir bence bu iddia. Halbuki burada açıkça Allah baş gözünün gördüğü ni kalbi yalanlamadı. Niye? Riyayı kul, mara. Gönül gözüyle görmüş olsaydı onun ifadesi daha farklı. Yani kalp gözüyle. Evet. Onun için bu olay tamamen ruh ve de maal cesettir. Ebu Cehil bakıyor ki bütün deliller tamam. Madem sen diyor bu kadar işi biliyorsun diyor. Yani gittin, miraç ettin. Avucun içine bir avuç taş alıyor. Söyle bakalım diyor, şu avucumun içindekiler nedir? Allah'ın sevgilisi buyuruyor ki ben mi söyleyeyim, onlar mı söylesinler diyor. Bu esnada şehadet getiriyor. Taşlar kahrolsun diyor, taşları da yere atıyor. Şimdi bu kadar açık bir olay. Yani o delil bir tane değil. Yani deliller o kadar fazla ki. Dediğim gibi zaten başta bu iş sadece ruhani olmuş olsaydı müşriklerin itirazına gerek kalmaz. Hatta iddialarını ispatlardı. Değil mi? İki. Şimdi geliyoruz onların bu zayıf hadis diye ifade ettiğimiz şeye. Ben onun doğru olduğunu kabul ediyorum. Niye? Ya bizim literatürümüzde tayyi zaman, tayyi mekan diye bir terim vardır. Bir varlık bir anda çeşitli yerlerde görülebilir. Bu fiziki bir kural. Şimdi bir cisim
bir kitle veya kütle diyoruz artık neyse, ışık hızına, hızı eriştiği zaman kütle sonsuzlaşır. Yani siz şu anda ışık hızıyla hareket etseniz, siz sonsuz bir varlık olursunuz, bütün kainatı kuşatırsınız. Tasavvufta bir makam vardır. Bunlar şimdi bir ifadeyle de cehaletlerini ispatlıyorlar. Müslüman çok büyük bir varlıktır. Öyle bir noktaya gelir ki kainat onda bir parça halindedir. Mevlana bunu Mesnevisinde anlatır. Yunus ifade eder. Yani büyükler, Muhiddin Arabi vesaire. Yani insan o hıza eriştiği zaman onun bedeni çok genişler. Kainat kadar olur. Hatta onun ötesinde. Şimdi Allah'ın sevgilisinin ruhunun hareketi, onu bırak. Senin ve benim ruhumuzun düşünce hareketimiz, kabiliyetimiz metreyle, zamanla ölçülmez. Siz şu anda bakın, bir anda Rize'yi hayal edebilirsiniz ve bir anda Rize'nin meydanında olabilirsiniz. Olabilir misiniz? Bakın, eğer sizin ruhunuzu Allah maddeyi taşıma kabiliyeti ikram etmişse, o zaman oraya giden sadece senin ruhun olmaz. Senin taşıdığın bedenin de olur, cesedin de olur. İnceliği bilmem anlatabildim. Hayatı o taşıyor. Müsaade et de bir anda cesedini taşısın yahu. Değil mi? Cesedini taşıma, işte o zaten mucizedir. Evliyada olursa keramet. Bir an Allah o vasfı ona ikram ettiği zaman o ruha, o ruh gibi süratli seyreder. Anlatabildim mi? Onun için ve ışık hızına da ulaştığında bütün kainatı kuşatır. O Hazreti Hatice'nin de yanında olur. Kızı Fatıma'nın da yanında olur. Efendim Beytullah'ta da olur, Mescid-i Haram'da da olur, Aksa'da da olur. Ben daha başkasını size söyleyeyim. Bizim orada Kuş Mustafa denilen Haçkalı merhum vardır. Bu hususta çok kerametleri meşhurdur. Bu konuda. İtiraz edenlerin onun hayatını tetkik etmelerini tavsiye ederim. Hazreti Fahri Alemi değil, evvela onu tanısınlar. Yani ruh ve mal cesettir. Bu kimse bunda tereddüt etmesin. Anlatabildim mi? İlmen de böyle, aklen de böyle, dinen de böyle. Yani Allah Cebrail olmadan, Refref olmadan, Burak olmadan Muhammed'ini, o sünnetullah'tır. Allah'ın kanunudur. Bir vesile. O vesileye mutlaka vebtegu ileyhil vesile. Onun için Cenab-ı Hak onu buyuruyor. Vesileye sarılacak Müslüman. Üstad'da da ona sarılacak. Daha fazla izaha gerek yok. Muhterem hocam. Ya ona girersek aslı kaybederiz. Onun için bu kadar kafi. Sidre-i münteha denilen alem maddenin bittiği noktadır. Bu alemi avucumuzun içine almamız mümkün olsa bunun bir başlangıcı bir de sonu var. Şuradan başladı, şurada bitiyor deriz. İşte bu dairenin dışıdır Sidre-i münteha. İzah edebildim mi? Zaten Miraç, seyir bu alemde olmuştur. Yani Allah ayetlerinin tamamını bu dairenin içerisinde gösterdi ona. Şimdi özel bir gösterme şekli oluyor. Dairenin dışına çıkma. Sidre denilen noktaya gitme, adım atma. Oradan öteye mahlukat geçemiyor. Mahlukatın olduğu yerde ne vardır? Allah vardır. Şimdi maddenin artık kabuğunu deldik. Madde bitti. Maddenin olmadığı yerde ne vardır? Ne yoktur? Hareket yoktur. Hareket bitmiştir. İstersen buraya gelmişken zaman üzerinde de biraz duralım.
varlık esasen elektron dediğimiz o taneciklerin atom içerisindeki hareketidir. Yani bütün mahlukat o atomcuklardan meydana geliyor ve de o harekettir. O hareketin olmadığı yerde durduğu zaman madde yoktur. Yani onu durduğunuzu kabul ettiğinizde boşluklar çıkar ortaya. Külle yevmin hüve fî şen. O her an bir oluşta. Allah'ın her an tecelli etmesi o taneciklerin hareketidir. Yani kün emrinin bir başka ifadeyle devam etmesi. Ve yökün ardından o onların o hareketin devamıdır. Bu hareket devam ettiği sürede madde var. Yani madde var. Elektron hareketinin durduğu yerde madde yok. Madde bitiyor. İşi bitiyor. Şimdi öyle bir noktadayız ki burada madde yok. Demek burada hareket de yok. Hareketin olmadığı yerde, maddenin olmadığı yerde var olan Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri'dir. Ama şimdi peygamberine nasıl görünecek, gösterecek zatını? Madde alemi bitiyor. Ha bunu derken Allah o kadar büyük ki o madde alemin içinde de kendini gizlemiş. Abdülkadir Geylani Efendimiz buyuruyor ki o zamanın zamanı mekanında mekanıdır. Her zaman her yerde vardır yani burada her yerde var, olmadığı yer yok. Bunu ispatın var mı? Elbette. Mukaddes Vadi Tuva'da bir ağaçtan hitap ediyor. Ya Musa sen Mukaddes Vadi Tuva'dasın, nalınlarını çıkar. Hazreti Musa dönüyor geriye bakıyor ki Allah Allah, bir ağaç konuşuyor kendisine. Allah adına. Tura çıkıyor dağ. Dağa tecelli ediyor Allah. Bak dikkat et. Allah zatını nurunu, zatının nurunu Hazreti Musa'sına orada gösterdi. Allah isteseydi yatağında da Muhammed'ine bunları gösterirdi. İşte maksat ayetlerini göstermekti ya. Gücünü, kuvvetini Muhammed'ine, bir adam çok yakınına, mahremine her şeyini teslim eder, gösterir. Bu kadar sevdiği Muhammed'ine niçin göstermesin? Bir noktada ben alemin sahibiyim Muhammed'im, sen de benim dostumsun demektir bu alemi seyrettirmesi. Öyle bir noktaya geliyor ki mahlukatın seyri bitiyor. Bu sefer Cenab-ı Hak Muhammed'in zatında gezdiriyor. Miraç işte o zaman. Asıl maksat orada. O tecelli, madde aleminin ötesi, Sidre-i Münteha, Allah'ın sevgilisi bütün mahlukatı gezdi, gördü, seyretti. Şimdi Allah kendi güzelliğini Muhammed'ine gösterecek. Bu öyle bir güzellik ki, geldi refref önüne verdi selam, aldı ol şahı cihanı ol zaman. Şimdi Sidre'den öteye refref geliyor. Refref bir yeşil artık nurani bir hilat, görüntü ne dersen de, ama özü Allah'ın aşkıdır. Cenab-ı Hakk'ın sevdasıdır. Orada Resulullah'ı ihata ediyor o aşk. Bir de bakıyor, ayet-i kerimede ne geçiyor? Fekâne gâbe gavseyni ev edina. Allah Allah. Şimdi öyle oluyor ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın. Allah Muhammed'ine yakın oluyor. Şimdi ok attığımız yayları düşünün. Gelir böyle sonunda birbirine yakın olur. Allah onu tabir edip göster. Yani bundan daha yakın Muhammed'ine oldu.
İşte orada o gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Orada görüyor. O kadar yakın oldu ki o aşkla. Aşk Cenab-ı Hakk'a vasıl etti. Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz. Orada zatını ona gösteriyor. O bir tecelli, o bir zuhur. Bunun izahı hiç mümkün değil. Allah'ın sevgilisi onu görünce Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bu işte kutsi hadistir. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü. Sohbet başlıyor artık buradan eti. Yani her şey sanadır diyor Allah'ın sevgilisi. Övgü, sena, methed edilmek. Bu kadar güzellik olur mu ya Rabbi? Ne kadar güzelsin. Seyrediyor onu şaşınıyor. Ne tatlı bir güzellik. Her şey sana, nedir bu mahlukat ki demek istiyor. Her şey senin. Allah da seviyor onu. Selamu aleyküm. Eyyühen nebi. Resulullah'a Allah öyle aşık ki, orada bile selam veriyor ona. Duadır yani, dua. Ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Muhammed'ime salat ve selam okuyun. Ey iman edenler! Ben ve meleklerim Muhammed'ime salat ve selam okuruz. Bu bir. Şimdi tabi öyle bir yer bu karşılıklı aşıkın maşukuna kavuştuğu anda Allah Muhammed'ine ne istiyorsun diyor. Bir sen bir de ben var. Bak mahlukatı geride bıraktık. Cebrail bile buraya bir adım atamadı. Ama sana öyle bir mekan, öyle bir makam, öyle bir alem ihsan olundu ki hiçbir varlığa ihsan olunmadı. Ümmetimi isterim diyor. Allah Allah. Muhammed'im diyor. Dikkat et. Öyle bir yerdesin ki. Kalkıp da aramıza ne sokuyorsun ümmeti? Bir sen bir ben var. Gene ümmetimi. Mevlana bu şeyi çok enteresan anlatıyor. Nasıl diyor ümmetini koymasın ki diyor. Beşik değilken enteresandır. Resulullah'ı Hazreti Halim'e ninnilerken ümmetim diye sayıklarmış. Büyük bir mucize. Beşikteyken ümmetini unutmayan Muhammed, Rabbinin huzurunda unutur mu diyor. Evet, Allah şefaatinden mahrum eylemesin. Evet, bunu görmek, bunu düşünmek, bunu yaşamak lazım. Peygamber Efendimiz, işte... Artık arada ne oldu bilemeyiz. Allah o zevki maneviyi tadanların lezzetini de bize ikram etsin de. İşte hediyeler faslı başlıyor. Namazdı vesairelerdi. Ondan sonra izzet-i ikram Allah'ın sevgilisi bu hali yaşayarak dünyaya dönüyor diyebiliriz. Müminlere ait olan müjde namazdır. Namaz Müslümanın miracı. Es-salâdü miracül müminin. Müslümanın miracıdır diyor Peygamberimiz. Aynı zamanda namaz dinin de direğidir. Es-salâtü imâdiddin. Esasen biz namazı huşu içinde eda edebilsek Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimelerde beyan ettiklerini çok iyi yaşarız. Zira namazda kulluğun doruk noktadaki hazları vardır. O zevki manevi insan alır. Ama gaflet içinde olmaması gerekiyor. Onun için beş vakit namazını bugüne kadar edemeyen kardeşlerimiz
bundan sonra Rabbuna teşekkür mahiyetinde de olsa artık bu işin ben ucunu yakaladım ya Rabbi, bunu bırakmayacağım demesi ve kulluk kullarına yarışa girmesi lazım. Nasıl miraç edilir? Bu zevki manevi yaşamada ısrarlı ve istekli olması lazım. İstememiz lazım. Bunu tavsiye ediyorum. İkincisi, Allah'a hiçbir surette şirk koşmayın. Gelen emirler arasında Allah'a şirk koşmamak. Rabbimizin beyanları ve de emirleri, zat-ı varisini, esma-i ilahisini, efalini kullarını tevhid ederek zikretmesidir. Ona eş ve ortak koşmamasıdır. İki, ebeveyne hürmet ve ihsan. Ana babaya saygı, muhabbet, ihsan etmek. Hatta ayeti kerimede onlardan biri yanınızda ihtiyarlarsa öf bile demeyin. Anne baba sebebi hayattır. Onlar olmamış olsa bizim bu hayata, bu nimetlere kavuşmamız mümkün değil. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara itaati, saygı ve de ihsanı bizden istiyor. Üçüncüsü, akraba, yoksul ve yolda kalmışlara yardım. Şimdi günümüzün şartlarında dikkat edersek, en büyük problem sosyal hayatımızdaki patlamalara neden olan amil de kimsenin kimseyi düşünmemesi. Herkesin birbirine sırt çevirmesi. Bir tabirle Rabbena hep bana dememiz. Halbuki Müslüman, Müslümanı düşünecek. Akrabasına, komşusuna, dostuna. Yani kendisiyle varlık olarak ilgisi olan her insana yardım elini uzatması lazım. Komşusu aç, sabahlıyor. Peygamberimiz diyor, bizden değil diyor. Allah işte onu beyan ediyor. Onun için yardımlaşma. Diğer bir husus, yardım edeceksin ama artı israf etmekten ve cimrilik yapmaktan da kaçınacaksın. İsraf da yok İslam'da. İsraf da yok, cimrilik de yok. Dikkat buyurun, çok enteresan bir şey. İkram, ikramı ne kadar yaparsanız yapın, israf değildir. Nefsinize ait olan şeylerde, ihtiyacınızın fazlalığında ifrata gitmenizin adına israf denir. Bu yiyecek de olur, giyecek de olur. Biz zannediyoruz yediğimizi, içtiğimizden yiyip dökmektir. Buradaki inceliği anlatabildim mi? Nefsimize ait olanlarda ihtiyacımızın nispetinin ifrata kaydırmamızın adı nedir? İsraftır. Onu dengesini de vereceksin. Zaten bünyenin buna ihtiyacı var. Cimrilik de yapmayacaksın ama. Yani nefsine ait olan şeyi de cimrilik de yapma. Yedireceksin, içireceksin, giydireceksin. Değil mi? Bu onun şey diyor. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Efendim, ben her zaman bu kontrollere, şuna buna hep şer koydum ve dedim ki bence insanların dünyaya gelişini kontrol etmektense ve bu hususta bütçeler ayırmaktansa yetişmelerine bunu tahsis edelim. Eğitimlerine tahsis edelim. Bu kulvarda yetiştirelim. Bak onların içinde ne Yavuzlar, ne Kanuniler, ne Mustafa Kemaller çıkar. Değil mi? Öyle yapalım. Yetişmeleri için seferberlikte yarışalım. Yoksa dünyaya gelmesin. Sen biliyor musun dünyaya gelecek olan binlerce kabiliyeti katlettiğini?
Sen katil olmayacaksın da kim olacak o zaman? O kabiliyeti niye yok ediyorsun? O bir vatan değil, belki 1000 tane vatan kurtaracak. İnceliği anlatabildim mi? Evet. Allah da onu işte beyan ediyor. Evet. Fuhuş ve zinaya yaklaşmayın. Bir insan fuhuşa yaklaşamaz. Haramdır. Sahabeden bir tanesi kalbinden kötü bir şey geçiyor. Aleyhisselam Efendimiz soruyor. Annenle bu işi birisi yapsa kabul eder misin? Hemen frene basıyor. Ayıkıyor. Bu milletin, daha doğrusu insanlığın tamamı bizim anamız, bu manada kardeşimizdir. Onun için insan bu yollarla efendim harama koşmak değil, helalinden akitle birlikte ihtiyaçlarına cevap verme durumundadır. Anlatabildim mi? Diğer bir husus, haksız yere insanları öldürmek. Öldürmeyin. İslam'da can emniyeti, insan hakları diyoruz. Bu esasen saydıklarımız kul hakları içerisinde zikredilen. Yani İslam bu hakları doyasıya vermiştir. Bir insanın hayatını teminat altına alabilmek için her türlü kuralı koymuştur. Bunun için İslam'ın dışında biz işte hürriyeti veriyoruz, bunlar hikaye. Ne koydun söyle bakayım bana. Yani benim hayatımı ortadan kaldırana sen ceza vermiyorsan nasıl koruyacaksın benim hayatımı ki? Hikaye anlatmakla, roman yazmakla mı? Değil mi? Ha, İslam burada kesin kurallar koyarak efendime söyleyeyim, gözü yıldırma, tehdit etme, zaten erkeksen yap. Hemen cezası var. Binaenaleyh can emniyeti. Ha, kimsenin hakkı ve yetimlerin malına yaklaşmayın. Yani onu haram yere yemeyin. Ayet-i kerimelerde yetim hakkı. Anlatabildim. Diğer bir husus, ahdinize sadık kalın. Şimdi günümüzde en fazla işlenilen bir yanlış var. Efendim benim mesleğim şu, efendim ben bunu böyle konuşabilirim. Mesleğe göre söz. Allah korusun. Vaat. Vaadinde bir Müslüman hulf edebilir mi? Edemez. Kısaca dikkat edersek İslam'ın evamirleri ve de yasakları bir mükemmel insanı anlatıyor. O insan ki her toplumun buna ihtiyacı var. Onun için dinimizin yaşanmasına, İslam olmadığı halde ona karşı olanların da bizden çok daha fazla ihtiyacı var. Çünkü bu anlattığımız manada mükemmel şahsiyete, insana ihtiyaçları var da ondan. O insan, o İslamsız olmaz da onun için. Evet. Ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat edin. Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Bir de yeryüzünde yürürken kibirli yürümeyin. Bu gece vesilesiyle, gecenin bu saatinde bizi takip eden izleyicilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret, varsa hastalarımıza acil şifa ve kandillerini tekrar tekrar tebrik ediyor. Ben de bir isteğim var kardeşlerimden. Bana da bir dua etmelerini. Çok fazla bir şey istemiyorum. Ya Rabbi, bu kulunu zatına, kul Habibi Muhammed Mustafa'na ümmet, vatana hakik evlat eyle. Bu duayı etsinler. Rica ediyorum, ben ediyorum. Onlar amin desinler.
diyerek selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.